Merhabalar efendim. Bu arada bir şey söyleyeceğim Seda Hanım. Aranızda babası olmayan var mı? YouTube'cum. Kaldığımız yerden KO'ya devam, aşağıdaki kick linkinden yayınlarımıza katılabilirsiniz. Bunu da ben ne zaman atarım kısmetse olur acaba YouTube'a bilmiyorum chat ya. Vallahi bilmiyorum. Aranızda babası olmayan var mı? Şu anda neredeyim biliyor musunuz? Neredesin abla biliyoruz. Maalesef biliyoruz. Burada yani çok büyük sıraleşmeler yaşanacak bir oda burası. Burası erotik kırmızı oda. Kırmızı odadayım. Evet. Yani görüşme odası. This door. Peki bu odada bugün neler yaşanacak? Cihan demesek kalktı da. Nasıl yani? Bugün aslında az çok kimin kimden hoşlandığı... Evet, Seda Whiteross. ...meydana çıkacak. Ben buraya 7 damat adayımızı çağıracağım. Evet. Ve hepsinden tek tek kalplerinde yatan... Abla Ercan'ın kırmızı odaları şimdiden koktu, beni yordu. Gelin adayını yanlarına davet etmesini isteyeceğim. Şimdiden yordu beni. Ercan ve Erdem'in kırmızı odaları şimdiden beni yordu. 5 dakika süre vereceğiz onlara. 5 evet. dakika boyunca kırmızı odamızda baş başa kalacaklar ve birbirlerini daha yakından tanımaya çalışacaklar. 5 dakika yeter mi? Kişi aslında yeter ya 5 dakika. Yani 5 dakika yeterli bence yani, fazla bile. Peki kimler kimleri çağıracak oda? Tamer gene saçma sapan bir şaka yaptın yani, vallahi billahi yani. Gerçekten şu anda Seda Hanım'ın diz kapağına kafa atasım var ya. Deli olacağım ya. Ya merak ediyor musunuz? Evet, ben çok merak ediyorum doğrusu. Ben de çok merak ediyorum doğrusu. O değil de benim bir arkadaşım... Ya senin bir arkadaşına sıçayım mı? O arkadaşlar bu arada biliyorsunuz benim maç izleme odam var. Benim kendi maç izleme odam var arkadaşlar. Büllük saç. Büllük saçlı melihim. Ha? Çıkma saçlı melihim. Badem saçlı. Ya çok başka. Bunun kafası üçgen mi? Arkadaşlar Erdem'in kafası bisiklet koltuğuna benzemiyor mu? Sayın'a oturuyor. Sen izlemeyince ben de 92. bölümü beğendim. Beğendi geçenlerde. Canım benim, Dilan Hanım iyi ki varsın, taktım benim. Allah mesul etsin. Eyvallah. Şimdi çok da sevdiğim bir arkadaşım. Evet. Serhan gene anlatıyor bir şeyler yavaş yavaş. Ümit, selam olsun bunlardan. Selamlar Ümit, Ümit'cim. Selamlar, Ümit bizi izliyor şu anda. Yani adam çok ahkam keserdi. Ben evlenince şöyle yapacağım, böyle ha, yapacağım. Video o tipler var. Bunun işte en basit örneği benim abim. Bak şimdi, olaya bak. Geçenlerde dedim ki, evde dedim senin mi sözün geçiyor dedim. Evet, bok rengi ayakkabı. En son dedim kim konuşuyor yani? He. Sen mi konuşuyorsun? Son sözü kim söylüyor? Son sözü her zaman ben söylerim kardeşim dedim. Ne söylüyorsun? Ya, ne söylüyormuş usta? Evet karıcığım. Evde her zaman son sözü erkek söylemeli ve söylenmesi gereken son söz de evet karıcığım. Peki hanım. Tamam karıcığım, peki karıcığım. Serhan ilk defa komik bir hikaye anlattın. Vallahi doğru bir hikaye anlattın ya. Ve olması gereken de budur ya. Ben dedim bir git işine. Sorun yok. Adam var ya, görsen 2 metre boyu var. Kapıdan geçmez anlamı. Fark etmez usta, kapıdan da geçmesen, bacadan da geçmesen. Hayatta mutlu olmak istiyorsan usta. Vallahi evet karıcığım, peki karıcığım. Artı bir takım tatlı sürprizler. Gülümsemen için bir takım tatlı sürprizler. Yani herkese aslan, karıya kedi. Tamam ama çözmüş. Sen ne yapıyorsun? Olması gereken o abla. Mantıklısı o. Kardeşim yani. Neyse doğru. Kardeş dedim. Ercan'ın tahrik edici derecede geniş dekoltesinin aslan... Beni tahrik ediyor bu arada ya. Daha doğrusu gay Seda sen beni tahriş ediyor diyeyim. Kulluğun dedi sırrı bu. Kırmızı odaya ilk giriş yapanın tankurt olması beni rahatsız etti. Nedir abi? Yani evdeki pet tankurt giyseydi bile daha mantıklı olurdu. Kırmızı oda diyor. Kırmızı oda ya. Hoppa. Tankut sen bir git makinayla devam et. Göreceğim şimdi. Kırmızıyı görünce dur. Evet. Tankutcuğum hoş. Tankut keşke paçalarını da getirseydin şeye, kırmızı oda. Geldi, nasılsın? Ya chat kısmet olur, harbiden çok özlemişim ya. Hoş bulduk. Hemen yanıma alıyorum seni. Heyecanlı mısın? İlk sensin. Evet. Vallahi bile tankutun olmayan paçalarını bile özlemişim ya. Şimdi 5 dakika süren var bu odada. Arkadaşlar bu da benim imkansız şipimdir bu arada ya. Seda Hanım'la tankurt. Hoşlandığın, daha yakından tanımak istediğin gelin adayıyla baş başa geçireceğim. Önce gelin adayının ismini senden alayım. Kim abla? Çok enteresan bir isim verecek gibi geldi bana. Kim ne diyecek? Kim der sizce? Ben. Kim? Daniela. Daniela, Allah kahretmesin. Abla anısı var. Pilav görselliktir, pilav sanattır. Evet. Dalyara. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Evet. Sürpriz. Kırmızı odaya hoş geldin. Hoş buldum. Geri kalan 59 dakikada Tankut. Allah'ım kusacağım ya. Hiç
beklemediğim bir anda diyorsun ki böyle çıkarım. Ama seni seçtim yani. Dedim, evet. Daniel'le görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum, öğreneyim birazcık yani daha iyi tanıyayım kendisini. Mantıklı. İyi yapmışsın, evet. Hoş geldin. Hoş geldin baba. Allah kahretmesin ya. İlk buluşmaya da böyle kombinle. Yani bilemedim, tam kurtum benim ya. Ha? Tamam, rahat insanlarız, fresh insanlarız, gevşek insanlarız da yani bu kadarı da birazcık fazla geldi ya. 5 dakikamız var. İçeride de seni anlatıyor. Öyleli, Belola. Olardın ve... Pişman mısın peki Belolant? Pişman mısın? Yani o dönemler okula gitmediğin için. Merak etmedim değil aslında. Beni anlatıyorlardı. Enerjisi çok yüksek. Güzel güzel yemekler yaptılar bize. Ciddi misin? Evet, aa, harika. Çok iyi bir akşam olduğunu biliyorum artık. Ciddi? Yok canım, o kadar yani iyi değilim de. Olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yalnız yan taraftan Serhal'ın bağırışları geliyor galiba. Anlat. Asla, bence de abla. Bakalım. Pilates, yoga, masaj. Masaj, escort. Evet abla. Yo. Aşka inanmam dedin. Ben de aşka inanmam diyorum. Öyle mi? Sen nasıl aşka inanmam diyorsun? Gelmişse 60 yaşına hiç mi aşkla karşılaşmadın ya? Ya bence... Niye aşka? Siyasal aseksüel. Siyasal aseksüel, nasıl hiç mi karşılaşmadın ya? İnanmıyorsun. Ya. Abi halı mı yıkıyor, o paçalar ne demiş ya Elifizim? Yani beni buna inandıracak birisi olmadı şimdiye kadar. Ama bir şey söyleyeceğim chat. Yani Tankut'un ki en azından tarz. Yani böyle tight olun tarzında böyle arkadaşlar şeyler giyin. Böyle tight tarzında giyinip eksik paça daha rahatsız edici. Mesela Tankut'un ki gene en azından idare edebilir yani. Öyle mi? Ve aslında buraya geliş sebeplerinden birisi de bu. Hani belki vardır burada beni inandıracak birisi diye. Aşka birinin inandırması mı lazım sence? Ya öyle, çünkü ben kendim inanmıyorum. Belki biri inandırırsa inanırım diye düşünüyorum o yüzden. Ben de aynısını söyledim de o yüzden. O yüzden çok merak ettim zaten, seninle konuşmak istedim. Allah Allah! Allah Allah! Ya ortak yönler... Biraz fazla. Biraz fazla evet. Galiba. Sen ne burcuydun bir daha sonra bakayım. Ben akrep. Söyleyeyim bakayım, akrep mi? Akrep burcusun bir de. Ben de boğa burcuyum. Ne diyorsunuz chat? Akrep bayanıyla... boğa bayı olur mu? Tam karşı köşeleri tutuyoruz biliyorsun. Aslında tam zıttız ama aynıyız. Yani tamamen birebiriz. Ama astroloji de birazcık politiktir chat'i ya. Astroloji biraz yani siyasidir. Fakat zıt köşeleri tutuyoruz. Yani ikisi de şey, böyle dediğim dedik. Evet. Sağlam. Serhan olgun bayanlardan hoşlanıyormuş. Çok sağlam. Akrep benim çok hayatımda oldu. İyi uyuşurlar. Senin hiç boğa olmadı mı hayatın? Ya Godaunt'un yaptığı yoruma bakın ya. Allah kahretmesin ya. Akrep kadını boğa erkeği nasıl anlaşır dedim. Godaunt'un yaptığı yoruma bak ya. Film normalde sink haflı konuşmak yasak da hadi bu seferlik bir şey demiyorum ya. Hadi bu şey ne yapayım 312 bir dakika chat sakin. Sakin bir dakika sakin. Ne yapayım 312 burada mısın, beni duyuyor musun? Ne yapayım 312 bir dakika chat bir sakin. Ne yapayım 312 beni duyuyor musun şu anda? Benle misin, odaklandın mı bana? Ses ver. Heh, duyuyor musun? Sakin ol. Sakin ol, derin nefes al. Ben seni görüyorum. Yani o oğları böyle diye uzatmana gerek yok. Sakin ol. Herkes gibi yazarsan, herkes gibi yazarsan, tamam seni okuyabileceğim. Kokulu öpücük. Sakin ol. Derin nefes al. Sendeyiz. İrem Toşko, Ceren Turul, Beyza Sen. Bir uzatıyor. Abi, abi götten istiyor. Yavrum sakin ol. Relax. Bendesin. Nice. Çok uzatıyor. Gültenim. Ben bir erkek arkadaşım ama bazen anlaşamıyorduk çünkü hep böyle liderlik ruhu. Tabii evet, tabii. Abi melah. Evet, yani şu şekildedir evet. Akrep boğa. Öyle midir arkadaşlar? Akrep boğa şu şekil midir? Muhtemelen arkadaşlar mesela. Aynen öyle. Evet, ama iyidir ilişki. Senin nasıl? Benim melah. Yani mesela bakıyorum da çok hayata karşı hani renkli bakıyorsun. Aziz Allah Celle Celaluhu arkadaşlar, bu Sela sesi mi oku... Sela sesini sadece ben mi duyuyorum? Sela sesi okunması. Ben mi duyuyorum sadece bunu? Yani... Öyle de yaşıyorsun. Tövbe estağfurullah, ölüyor muyum? Elimden geldiğince yani hayat... Sadece ben duymuyorum değil mi bunu? Benim hayatım. Değil mi? Hepimizin hayatı olduğu gibi. Yarın Cuma'da şu anda bu şeyde okunuyor. Kısmetse olur program, ben durdurunca duruyor. Verilmiş bir hayat var. Gelmişiz. Duyuyoruz değil mi? He, ya aklım çıktı. Biz buralara, dünyaya gelmişiz. Dünyada elimizden gelen... Abi! Yani lipstick'i. Ya takofa bak. Evet sadece sen duyuyorsun demiş ya. Nesini yapıyoruz yani, bütün amaç acaba... Abla yer mi gözünü seveyim ya. Kanadalı cami var abla. Beyza Sert. Gelmişiz buralara, dünyaya gelmişiz. Dünyada evet. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Yani bütün amaç acaba çalış 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 mı? Yoksa... Bence bütün amaç çalış çalış. Yani biz bu dünyaya köpek olmaya geldik. Köpek olacağız, köpek öleceğiz. Yaşa 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 mı? Ben yaşamaya çalışıyorum. Mümkün... Yok ben abla yani köpek gibi... Gün olunca. Böyle köpek gibi çalışıp krallar gibi yaşamaya çalışıyorum diyeyim.
Elimden geldiğince. Ben de öyle. Mesela en son... Yani yayınlara başlamış, yani yayınlara başladıktan sonra yemin ederim disipline girmiş bir erkek olarak chat. Katilim çadırda... Sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Sen önce git. Çalıştım. Harika. Ciddi misin? Süper. Evet. Ya böyle... Yaşamı... Ben ne bileyim. Bok, küçük iki o. İyi ki geldin canım benim. Olsun canın sağ olsun. Yaşıyorsun ama monoton böyle at gözlüğü takıp bakarak. Yani evet. Hiç bana göre şeyler değiller yani. Mesela modern yaşamak kavramı da var. Abla modern yaşamak için yani çok yüksek dozda maaş almamız lazım. Yani senin bu devirde 3000 lira makyaja harcadığın parayla modern bir hayat yaşayamayız ki. Ama bir yandan baktığın zaman o modernliğin yanında böyle çılgınlıklar da evet. Var. Yani çılgınlıklar dediği şöyle bir şey herhalde arkadaşlar. Şöyle bir çılgınlık. Kimsemen için bir takım tatlı sürprizler. Çılgınlık da budur yani. En kötü çılgınlık, en kötü ihtimalle çılgınlık budur yani. Çekiyor musun Cemo? Çekiyorum abi. Yemin et. Kayıttan mısın? Milletin kulak gitti. Doğukan. Kayıttayım abi. Yemin et. Yemin ederim abi. Kayıttan mısın? Kayıttayım abi. Yemin et. Yemin ederim. Kayıttan mısın? Kayıttayım Adnan Bey. Yemin et. Yemin ederim. Çılgınlık böyle bir çılgınlık abla, çılgınlık budur yani. Benim hayatım yani diyorsun böyle. Ki makyaj malzemesi için 2000 lira lazım ama çadırlara kalırım icabı evet, gelirse. Ona... Abi yayın kaçta bitiyor lütfen? Hasan'cım 12.30 1 gibi bitiyor lütfen. Hem modern hem çılgın. Arkadaşlar saat yani tam bir saat sonra 11.30 gibi falan Romance Club'a geçeriz. Hani... Her şeyi dolu dolu yaşamak lazım. Ya da dolu da olmayabilir bazen. Yani bunu mesela ben şeye de inanıyorum. Bir ne insan yapalım? Mesela evleniyor burada Türkiye'de ve evet. Diyorlar ki artık ben evliyim. Bana kim bakar ki işte kocam ne derse o. Ya da ne bileyim soruyor mesela. Evet. Benim kocam izin vermiyor ben gidemem. Hayır bana göre evlilik yani iki insan hayatlarını evet bir noktada birleştiriyorlar ama o evet. İki insan adı üstünde. Yine onun bir hayatı var yine onun bir hayatı var. Ben bunu savunuyorum. Daniela çok güzel konuşuyorsun. Konuşmalar çok güzel. Teoride mükemmeliz. Yani, şifreyi çözmüş her şeyi çözmüş. Ama fazla şampuan kafada kalır, kepek yapar abla. Şöyle söyleyeyim, yani 10 dakika önce mesela yani Emre'nin gözüne girmek için pilav satıyordun abla. Muhut pilav satıyordun abla gerçekten kızlar evinde. Yapma gözünü seveyim ya. Bak konuşmalar güzel ama sistem yavaş ilerliyor. Kişinin boyunduruğu altında hayatını sürdürmek bana çok saçma geliyor. Sen benim dosyalarımı mı okudun? Hayır. Söyledim şeyleri. Baban anlatır gibi bana gerisin geriye. Yani ya diyorsun ki bir ortak alan var, berabersin evet. Ama onun dışındaki alanda da kendi istediklerini yapman gerekiyor. Yani ya arkada... Şöyle düşünün yani chat evlilik, ortak alan, şöyle ortak alan. Şu da arkadaşlar, şu da yani kesişim gibi düşünün. Yani bu... Ortak alanda birlikte arkadaşlar ya ortak paydada buluşma gibi düşünün bu. Arkadaşlarınla detay verme. İşte ne bileyim çadırda kal. Neyse ben arkadaşlarımla gideyim işte atıyorum. Çadırda mı kal? Yani o senin eşin ama seni hani şeyin değil ki o yani sahibin değil ki. Hani bu... yani o doğru yani mantık olarak doğru. Mantık olarak doğru. Burada... Göbeğin bir kesilmemiş yani. Gidiyorsun yani değil mi? Her şeyi gıy 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 yapmaya gerek yok. Ve ataerkil bir toplumsunuz evet ama yani kadın... Kendini hiçbir zaman bence bir aşağıda görmemeli. Burada... Abla öyle işte tamam da görmemeli de yani bu hayatın gerçeği. Hatta erko toplumlarda kadın erkeğin bir adım ve hatta iki adım aşağısında. Arkadaşlar bunu kabul edin artık. Kadın her zaman iki adım geriden... her zaman iki adım geriden yürümeli abla. Yani kadın kendini hiçbir zaman bence bir aşağıda görmemeli. Bir aşağıda değil ki zaten iki hatta bence üç. Bence üç. Yok benim hiç düşüncem öyle değil. Kabullenmiş durumda bence. Kim? Ama işte ama olması gereken bu. Olması gereken bu. Bu arada arkadaşlar inşallah bunun ironi olduğunun farkına varırsınız yoksa yoksa ağzıma sıçılır. Kim? İşte eşim ne derse o. Erkosuz yayın yap. Olmaz öyle şey. Yani bu şekilde ben bana ters. Kabul etmiyorum. Aman ciddi bir ciddi bir diz alanlar. Sonuna ünlü bir işareti koyalım da vallahi bile hayatımız kaymasın. Yani. Ama Türk erkekleri de böyle olmasını istiyor biliyor musun? Biraz daha kadının baskın değil de susan. Yok usta ben ya bence kadın baskın olmalı ya. Yani kadın dedin. Yani kadın dedin usta baskın olmalı biraz ya. Son taraf olması onların da hoşuna gidiyor. O ilişki... Yok yok usta. Nereye kadar gider? İşte... Nereye kadar gider yani? Eskiden gidiyormuş şu an. Eskiden gidiyormuş. O eskiden gitmesinin sebebi eskiden kadınlar da böyle ezoymuş yani. Çünkü kadınlar eskiden ezikti. Ama şimdi kadınlar mesela bazı şeylerin farkında. Ne gitmez artık. Kadının elinde mesleği olduğu müddetçe o hale gelmez hiçbir ilişki. Bir yerden... Arkadaşlar ünlem DC yazarak Discord'a gelebilirsiniz canlarım benim. Sonra yok der kadın. Zaten ünlem DC. Yani ilişki de biter. Benim dediğim yere geldik mi şimdi? Bak güç, para.
Yani kadın kazanacak ki, gücü olacak ki. Öyle abla zaten. Tamam mı? Sen şu anda 3000 liralık bakım masrafını erkeğe kitlemeye çalışıyorsun. Öyle bir durum var sende. Bir dakika demeyeli. Aynen öyle. Yani yine aynı yere çıkıyor aslında. Yani sadece kuru kuruya aşk. Ben inanmıyorum. Bir kadının elinde gücü olmalı. Tamam, ona biz de katılıyoruz zaten. Ben bu konuyu aslında değinmek istiyordum ama... Güzel değindin de yanlış söyledin. 2000 lira bilir şudur budur. Ya ben onu... Tamamen yanlış anladık. Yani... Yönelttim biliyor musun? Öyle mi? Arkadaşa, evet. Evet. Yani maddi anlamda bir konu oluştu. Ben onu ona bir soru olarak yönelttim. Ama sonrasında tabii benim adım... Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. 2000 bak. 2000 lira beraber bir olarak çıktı. Buradan ayrılmak zorundayız herhalde. Ama çok yani chat, erkekler böyle maddiyat muhabbetlerini çok kadınların yapmasını sevmez nedense. Öyle mi? Kapı çal. Muhtemelen fakirlikten. Çalındı. Evet. Kız zaten içeride. Geçelim abla birazdan kısmına. Geç abla, direkt gerçekliğe gel. Kas hastası bir insan. Ya bir erkek mıy mıy göbekli bir erkek olmayacak benim karşımda. Ben de öyleyim, sevmem. Hiçbir zaman. Sen sevmez misin? Ha? Ayvaliçe. Sevmedim çünkü ben öyle bir insan değilim. Oturup göbek yapan bir tip değilim ben. Evet. Ama belli zaten arkadaşlar, Mehtap'ın kasları var. Mehtap'ın belli yani arkadaşlar. Mehtap'ın yani six pack'lerinin olduğu arkadaşlar çok belli. Six pack midir, six packs midir? Ben o da sevmem. Oturmayacak. Erkeklerimizin hepsi de kaslı. Tam evet. Neydi Murat Bey? Serhan hariç. Da öyle. Yani. Niye Murat Bey de fit bir adam? Murat Bey. Usta Murat Bey'in kasları var. Murat Bey fit. Ne göre çok iyi. Kalem gibi yani, değil mi? Ceketi görmedim ki ben onu. Ha, doğru söylüyorsun. Ay Çeliç, Allah kahretmesin ya. Ceketi var. Ya bari lıs kısmını üstü alsaydık abla. Belden aşağısının lıs olması beni rahatsız etti şu anda ya. Los Angeles fucking less. Şimdi ama Emre o da dedi, şey. Emre dedi dışarıda hangi kız olsa yanından geçerken kasları dikkat edecek. Geçemez, ben varım. Kimse gerçekten dışarıda kimse Emre'nin yanına geçemez Seda abla. Seda abla, Duygu, ben böyleyim bak. Şşt, Duygu, salyalarım akıyor. Duygu, Seda abla. Abi ben oyuna kalamayacağım, hakkını helal. İyi geceler canım benim. Gerçi bir işi varsın. Yanında Emre mi? Emre mi kaslı? Emre için çok? Demiyorum, diğer erkekler için de diyorum. Hepsi de kaslı. Hepsi de dikkat çekecek tipler. Senin adın Haleşkin. Ne kız damatlarımı gördüm bu kadar. Ne oluyor lan? Oynuyor oynaya geliyor. Ben dolandım, sen de dolan. Gel gidiyorum. Chat, Tankut'la görüştükten sonra bu kadar mutlu olur musunuz gerçekten? Zannetmiyorum. Diyorsunuz. Alma, ne oldu? Ben kaldırırım. Yani evimizin peti Tankurt'u görseydim gerçekten daha çok mutlu olurdum gibi geldi bana. Ama ben enerji yerime geldi. Hani baba ama ne gördün? Ne yaşadın da böyle? Ne kız damada evine mi gittin? Ne yaptın? Ne oldu? Hayır, söylemem. Allah aşkına. This door. Burs yatmış, ben böyleyim Seda abla. Bak ben böyleyim Seda abla. Ne oldu? Bak kırmızı sevdiğimiz bir renk de bilmiyoruz ne olduğunu. Evet. Ne oldu? Bir hava aldım geldim. Aranızda babası olmayan var mı? Ben de hava almak istiyorum. Dur be Ayçeliçe, sana da aldıracağız hava, dur be yavrum ya. Nasıl? Ya? Vallahi yoruyorsun ya. Yani herhalde böyle çok bunaldım, üzüldüm ya böyle bir. Ama çok iyi enerji, döndün. Evet. İçinde var çünkü merak. Ya chat, bu arada çok özür dileyerek yani siz gerçekten çok kötü insanlarsınız demek istiyorum. Çünkü arkadaşlar Çunku bunun bir sebebi var arkadaşlar. Çunku bunun bir sebebi var. Bir saniye. Nerede ablo? Bir saniye arkadaşlar. Çunku bunun bir sebebi var. Biliyorsunuz arkadaşlar, Instagram'da benim adıma açılmış en iyi sayfalardan biri Tisigelko Galeri. Dün Discord'da da yaptınız onu, shop odasını yaptınız, koydunuz. Yani kızlar evindeki bütün kızların saçlarını alıp benim kelleme oturtmuşsunuz Çunku ya. Ya gözünü seveyim ya. Ya hakikaten olmuyor ya. Ya gözünü seveyim buradan Tisigelko. Yani bir sürü de yorum almış hanım. Buradan Tisigelko Galeri'ye selam. Ya vallahi bir de ne diyor? Babası yurt dışında bilgisayar programcılığı yapan kadın saçı. Bir. Chat hangisi? İki. Hamara saç. Allah kahretmesin Ceyda saçı. Ya gözünü seveyim la amacım ya. Vallahi billahi. Üç. Rakam saç. Abla biliyorsun çok korkutucu lan. Çok korkutucu ve mide bulandırıcı ya. Kusacağım ya. Gözünü seveyim. Taya kok Allah'tan askerde şu anda ya. Gözünü seveyim ya. Vallahi böyle çok bunu aldım, üzüldüm ya. Böyle bir... Ama çok iyi. Baksana rakam saç harbiden ya. Harbiden rakam saç ya. İnandım ya. İçinde var çünkü. Hamarat maalesef val elmas şelalesi olmayınca Ezo'nun saçlar demiş Aslı. Havalan Girls. Bilemiyoruz. Bilemedim. Havalan Girls mı? Pek istemiyorsun. Sıçrar etmiyoruz yani. Daha... Kahrubela. Ayrılık ayları, bir seni çok sevdim, bir de baharları.
saçlarıma vurdu ayrılık ayları. Birisini çok sevdin, bir de baharları. Bir seni özledim, bir seni bekledim. Unuttum gidenleri, gidenler dönmüyor geri. Bir seni özledim, bir seni bekledim. Unuttum gidenleri, gidenler dönmüyor geri. Ah, yollarıma çıkma, çıkarsan hiç acıma. Gözlerime bakma, bakarsan dayana. Sevde demiş ki Endi'nin şaşırmış suratına benziyor. Harbiden lan usta. Endi de yapıyor sürekli böyle salak. Kimin söyledim sana bunu? Ya sen konuşma, benim enerjimi düşürüyorsun ya. Gerçekten bana konu- bir şey söyleyeceğim. Mehtap yalnız ağzına sıçar bununla. Danyar. Konuşunca enerjin düşüyor yani. Bana evet mı dedin? Bana mı? Ey, abla oralardan girme. Mehtap psikopattır, hayatını kaydırır, ben sana söyleyeyim. Mehtap sosyopattır söyleyeyim. Evet. Sana dedim. Durma o zaman olduğum yerde. Git sen, sen sürekli hava vereceksin. Sen mi karar sürekli vereceksin? Sürekli hava al canım, durma. Madem Mehtap altta kalmaz söyleyeyim, yanlış sulardasın Berra kesinlikle. Zaten farkındaysan ayaklandım çünkü seninle aynı ortamda bulunmak bana zarar veriyor yani. Tankut geldi. Geldi Tankut. Tankut mu geldi? Aa adam süper gidiyor. Benim enerji için. Adam bir şey bana yaptı. Çorak geliyor adam. Yüklemiş de. Giriyorsun içeri böyle berere başlıyorsun lan sen. Ne? Kırmızı odada mı? Allah kahretsin. Düşünsene kırmızı odada Serhan öyle şeyler yapıyor. Dererere. Dererere. Dans ederek mi giriyordun? Yok, soyunarak giriyorsun. Sen nereye girdin? Başka kırmızı odaya girdi galiba bu çıkışta. Bak burada kim kimle yakıştırıyor onu bir yapalım mesela. Kim? Seninle mesela. Beni kime yakıştırıyorsunuz örneğin burada? Seni kimseye yakıştırmıyorum abla ya. Keşke Melahlı olsan ama. Seni ben kime yakıştırıyorum? Serhan'a yakıştırıyorum. Serhan mı? Şaka yapıyorsun. Başka? O kadar. Ben çok duygusuz bir insanım. Çok evet. Zor bir insanım. Ben evet. Onu çok belirttim. Çok duygusuzum. Hiç aşık olmadım, hiç kimseyi sevmedim vesaire. Hani onu yaratabilmek için çok uğraşması lazım karşıdaki kişinin. Evet. Onun için hani şey olur, beğenirim. Madem ne yakışıklı bir çocuk. Ya onu hepimiz... Ama abla şöyle de bir durum var. Yani kimse de senin için uğraşmaz. Yani. Yapıyoruz canım, ben de. Ne yakışıklı çocuk ama duygu yok. Ama yani hani sende bir duygu oluşsun diye kimse de yani abla KPSS'ye girmez yani bu devirde ya. Sen peki kimle yakıştırdın? Yani Ercan bile uğraşmaz ya usta. O da aynısı. Ya ben bir kadının başına gelebilecek en güzel adamım. Söyle. Ben bir kadının başına gelebilecek en güzel erkeğim falan, o bile yapmaz abla ya. Hayır canım, Serhan değil benim aklımdaki. Kim? O kapkara, sen sapsarı hiç. Nasıl kapkara sapsarı? Ne alakası var abi, karayla sarı olur ya. Yani evet, biraz da o nevi, o da var, öyle düşünmek ama lazım. Ama Demet Hanım mantık olarak söylüyor. Yok yakıştı. Sen? Hayır, senin istediklerinle birleştirince işte. Başka birisini bulamıyorum. Hani kötünün iyisi aslında evet. O da değil belki ama evet. Öyle o da yok zaten burada. O da yok abla, yani şöyle düşün. Yani Ayşenur'un kafasında olabilecek kişi bence şu. Bu yani Demet Saçlı Tamer. Yani babası yurt dışında bilgisayar programcılığı yapmış Tamer tabii belki yani bir ihtimal. Son ihtimal o da. Kim? Erdem. Buyurun. Ay Erdem kırmızı oluyor, Allah'ım yardım et. Erdem çok zeki. Şöyle alayım seni. Evet. Nasılsın? Teşekkürler siz. Yalnız Melih'i mi sokmayın bu kırmızı odaya? Melih bu kırmızı odada kaybolur usta. İyiyim, heyecanlı mısın? Şu aynen. Kırmızı oda heyecanı var mı sende? Kırmızı hoca çok güzel ya. Güzel. Kırmızı hoca mı? Kırmızı oda lan. Yani odaya bayıldım. Peki. Kafanda. Biraz bugün daha yoğunlaştırıyor kızlar. Yoğunlaştırıyor değil mi? Aynen. Onun için yaptık işte. Yoğunlaştırıyor mu? Kırmızının ateşi. Tövbe estağfurullah abla, yapmayalım, gözünü seveyim. Ya, kırmızının ateşi mateşi ne alaka? Kafanda bugün. Yakından tanımak istediğin ismi belirledin mi? Evet. Kiminle 5 dakika boyunca görüşmek istiyorsun? Kim abla? Erdem çok zeki. Ben Daniela ile görüşmek istiyorum. Ananı avradın, herkes Daniela'yı çağırıyor. Aranızda babası olmayan var mı? Evet. Gel abla. Ben kolumda romanı yazan biriyle birlikte olmak istemiyorum. This door. Erdem'den ufak bir Jeffrey Dahmer bir abla çok fazlasıyla. Bu arada tayan yok. Bu kim lan? Allah kahretmesin. Arkada arkadaşlar evimizde beslediğimiz pet bamyadan dankurt ne hale gelmiş lan dankurt? Dankurt ne hale gelmiş, Allah kahretmesin. Abla vallahi billahi çok üzüldüm şu anda ya. Dankurt ne hale gelmiş ya? Merhaba.
Neyse yorum yok abla, devam edelim. Detay verme. Nasılsın? Aklım çıktı arkadan, birden ben okuyucu çıktı ya. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Aynı anda. Aynı anda chat nasıl gidiyor? Chat aynı anda. Daha gayet güzel biz dışarıda eğleniyoruz. Evet. Biz poğaça falan yapıyoruz. Poğaça falan mı yapıyoruz? Mükemmel bir aktivite. Değil misiniz? Böyle bir geriliyoruz, ondan sonra kendimize geliyoruz. Yani ikram istiyoruz öyleyse biz de. Chat, öyle mi chat? İkram istiyoruz ha poğaçalarda. Düşünmedik değil yani. Süper. Yapalım da erkekler yesin bakalım ne diyecek. Sen yapıyor musun? Ben de yardım ediyorum evet. Yani beraber yapıyoruz uygulamalı. Yardım ediyor, uzaktan izliyor. Çok güzel. Sizin nasıl geçiyor? Aa, bizim de güzel geçiyor. Yemeğimizi yedik, temizliğimizi yaptık, sohbet ediyoruz. Beraber mi yapıyorsunuz her şeyi? Evet. Ama süpermiş. Abla bunların evi daha organize. Bizde bir dayanışma var ya. Tabii tabii, bunlar daha böyle. Yani bir tek Serhan mesela götü bağırıyor diyor, sürekli uzanıyor, yatıyor. Bir de iş buyuruyor yani. Biz pek o dayanışmayı yaşayamıyoruz galiba. Kedi ve köpek gibi. Bir de şey, Serhan'ın maç izleme odası var çünkü ondan iş yapamıyor yani. Serhan genelde mangal ve kebap. Yani normal makarna yaparsa Serhan gay oluyor. Birbirimize yemekle geçiyor baktığımız. Bu arada Senen Sarıkaya da trans birey. Ya aslında ben şeyi merak ediyorum. Niye abla? Hani, niye? İçeriye girdiğimde, ilk girdiğim zaman seninle konuşma fırsatı yakaladım. Evet. Yani ilk yılın ve dikkatimi çeken kızlardan bir tanesi de sendin. Hı hı. Ve bununla alakalı olarak... Arkadaşlar çok özür dilerim ben, yani lütfen ben sizin kaflı konuşacağım için kızmayın bana. Rahatsız olacak olan varsa da sesi kıssın. Gene önden uyarımı yapayım arkadaşlar. Kızlardan bir tanesi de sendin. Uyarımı yapayım. Yani tek bir cümle edeceğim çünkü. Flamişko. Varsa rahatsız olan sesi kıssın, geliyor. Ve... Geliyor. Bununla alakalı olarak... Soru beklemiyordum aslında senden de soru aldım. Arkadaşlar farkındaysanız Erdem ses tonuyla oksijeni sikiyor. Evet. Çok özür dileyerek arkadaşlar, yani ben önceden uyarımı yaptım. Erdem ses tonuyla oksijene kerkiniyor şu anda ya. Farkında mısınız? Ben mi yanlış düşünüyorum arkadaşlar? Yes, doğru. Pinti bandajım iyi ki varsın. Öyle bir durum var değil mi arkadaşlar? Çok özür dileyerek bunu söylüyorum ama öyle bir durum var değil mi arkadaşlar? Haklıyım değil mi? Çok özür dileyerek arkadaşlar. Zaman cevapta pek tatmin olmadın. Yani böyle bir havaya kerkiniyor şu anda ses tonuyla ya. Senin verdiğin cevap aslında beni tatmin etmedi. Sorduğun soru. Yani... Senin verdiğin cevap beni tatmin etmedi. Çünkü çok zeki. Kolunda romanı yazan biriyle birlikte oluşum içerisine girebilirim. Gerçekten. Ne yapıyorsun Erdem? Gözünü seveyim. Ne oluyor kızım sana? Öl demeler abla, biliyorsun ya. Yani... Erdem kükrüyor harbiden ya Esma. Şimdi şöyle bir şey var. Bana Avrupa'yı... Kadınlardan daha çok hoşlanıyorum çünkü kıskançlık dediğin zaman dozunu bilirler. Evet. Hareket dediğin zaman dozunu bilirler. Yani nereden... Abicam usta, yani Türk bayanları, size sesleniyorum burada, siz dozunuzu bilmezsiniz ha. Kıskançlık deyince dozunu bilmezsin. Nasıl hareket etmesini çok daha iyi bilirler. Nerede nasıl hareket etmesini bilmezsin. Bak, Avrupa'dakiler daha iyi bilir. Söyleyeyim bunu. Avrupa'dakiler daha iyi bilir. Sakın. Bana göre. Orada senin öyle bir soru sorman çok ilginç geldi bana. Evet. Yani ben senin konuşmalarına bakarak dedim ki nasıl bir soru sorabilirim böyle biraz terleteyim onu diye. Aslında merak ettiğim de bir konuydu. Evet. Ve böyle konuşmaların çok dozunda geldi. Bunu kaldırabileceğini düşündüm. Neyi? Sordum. Yani kıskançlık konusu çünkü benim de... Kameraman düştü galiba. ...zarif olduğum bir konu. Ben de yani eski mesela ilişkilerimde hep böyle sıkıntı yaşadığım malum çok kıskanç Türk erkekleri. Yani o yüzden... Demek ki belki şu anda Daniela da Avrupa'yı bir erkek istiyor. Sen nasıl cevap vereceksin? Ya aslında vermek istediğim tam cevabı verdim orada. Evet. Yani nasıl hareket edeceğimi o anı bir yaşadım ve onu sordum. Yani kendim o senden sonra tekrardan sonra onu betimleyerek geldim sana. Oh Erdem şu anda zeka taşması yaşıyor ya. Allah'ım yardım et ya. Erdem bizim yayınımıza katılmıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz Erdem evlendi. Erdem'in de arkadaşlar nişanlısıydı o dönem. Yani daha sonra evlendi. O kadın bizim yayınlara katılıyordu arkadaşlar. Erdem'le birlikte bizim yayına geldiler. Erdem şey demişti mesela yayında. Benim kafam sürekli programdayken güzeldi. Erdem programa çıkmadan sürekli demleniyormuş arkadaşlar. Demlensin gecelerimiz. Erdem sürekli demleniyormuş arkadaşlar. Ondan dolayı da birazcık böyle bir taytalonluk var yani Erdem. Belli ama zaten ya Rümeysa. Onu düşünerek söyledim yani. Vallahi bizim yayına katılmıştı yemin ederim ya arkadaşlar, yemin ederim. Tam net bir cevap verdiğimi düşünüyorum ama eğer anlaşılmayan varsa onu tekrardan anlatabilirim. Ya dediğin gibi her şeyin dozu aslında. Tabii tabii alkol oluyormuş programa çıkmadan önce. Ama belli değil mi zaten, çok belli. Hele bir tane bölüm var chat. Melis'le yemeğe çıktıkları bir ödül yemeğine çıktıkları bir bölüm var. İkisinin de kafası güzel.
Ama nasıl güzel. Bak kafaları nasıl güzel. O bölümde çok varım. O bölümü göstereceğim size. Erdem'in de Melis'in de. Önemli burada. Tabii ki bir şey hissettiğim birisine karşı kıskançlık muhakkak oluyor ki. Ben akrep burcuyum. Ben de kıskancım aslında. Allah Allah. Akrep burçları kıskanç mı oluyor chat? Ama bunu ayarlamak işte mesele. Hani birisiyle bir şey yaşıyorsan o tamamen senin değil. Yani onun, ne sen onun boyunduru altındasın ne de ben. Ama ben şu kıskançlık işini şöyle görüyorum chat. Mesela neydi o bir tane arkadaşla babalar sözünü tutar diyen bir rapçi var ya, o Manita'dan ayrılmış hani öpüşme sahnesi var diye. Şimdi ben de istemem arkadaşlar böyle sağda solda her yerde yani sanat sanat içindir, sanat toplum içindir ayrı mevzu da. Yani o kişisel bir arkadaşlar kriterdir, kıskanabilir eyvallah bunu anlayabilirim ama hani zaten bu mesleği yaptığını bildiğim bir insan. Yani arkadaşlar yani manavdan elma satmasını, manavdan elma satmamasını bekleyemezsin. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani birazcık da hani kıskanmayacak, hani kendi kriterinde birini bulursun, onunla ilişki yaşarsın. Sonradan bunun problemini çıkarmak bana bir tık daha saçma ve şey geliyor ya. Beraber bir şey yaşıyorsunuz sadece. Hani kısıtlamanın bir anlamı yok aslında. Akrep burcundan kaçtık. Akrep burcu beni buluyor galiba. Yoksa anlayabiliyorum. O kıskançlık olabilir arkadaşlar. Tabii ki ben de istemem. Hayatta isteyeceğim şeyler değil ya. Düşünsene chat. Yani isteyene de saygı duy. Bana ne arkadaşlar? Beni ilgilendirmez de yani arkadaşlar siz mesela ister misiniz? Yani diyelim arkadaşlar chat'teki erkekler ya da kızlar. Erkek arkadaşınız, oyuncu arkadaşlar. Ondan sonra bir dizide mesela arkadaşlar sizin erkek arkadaşınız diyelim Kıvanç Tatlıtuğ. Diyelim arkadaşlar. Diyelim sizin erkek arkadaşınız Henry Cavill. Sizin erkek arkadaşınız Henry Cavill. Megan Fox'la gümbür gümbür öpüşüyor mesela. Ben de arkadaşlar münasebo yani. Yok isteyen gavattır demiyorum bu arada. İsteyen gavattır diyemem arkadaşlar. O herkesin kendi şeyi, ilişkisi bizi ilgilendirmez. Ayrı mevzu. Hem de hasayım. Kardeşim. Ama zor yani. Akrep burcundan kaçtık. Akrep burcu beni buluyor galiba. Hem de hasayım. Kardeşim de babam da aynı şekilde. O zaman çok yabancı değil ya. Evet, iyi tanıyorum akrepleri. Ya şöyle bir şey var. Ben burçlara aslında pek önem veren bir adam değilim. Evet Erdem'im. Yani benim için kendi analizlerim daha önemli. Hani burca göre hareket eden, yani burç bende bir ön yargı oluşturuyor açıkçası. Usta burcun olayı da öyledir zaten ya. Burç ön yargı oluşturur. Ben yani kendi analizinde ön sevişme oluşturur mesela. Yani Erdem'in kendi analizleri. Ön yargılı bir şekilde yaklaşmak istemiyorum kimse. O yüzden sana bunu sormak istedim. Evet. Ya o ve işin esprisi canım. Uymayabilir hani karakter. Aklıma gelen başka bir şey daha vardı aslında. Evet senin sormak istediğin bir şey var aslında galiba. Var var orada var. Dilinin altındaki baklayı çıkar. Ya tam olarak toparlayamıyorum ama. O çok zekadan dolayı muhtemelen ya. Erdem çok zeki ya chat. O gitsin. Yardımcı olayım ben sana. Evet. Şöyle bir şey sorabilirim aslında. Yani sor abla. Merak ettiğim bir konu. Sen nasıl bir anne olursun? Nasıl bir anne olacağım bilmiyorum ki vallahi bile. Şöyle bir şey soralım abla. Bak en güzel sorudur bu. Aranızda babası olmayan var mı? Ben güzel bir anne olurum biliyor musun? Çünkü evet. Kardeşim var benim. Yani biraz özel bir çocuk. Evet. Yani özelden kastım. Anladık abla. Allah yardımcısı olsun. Biraz daha farklı. Allah yardımcısı olsun. Eksikleri olan bir çocuk. O evet. Yüzden yani normal çocuklarla baş etmenin dışında ben onlarla baş edebilecek haldeyim şu anda. O yüzden yani çocuk psikolojisine tamamen hakimim ve anne de olmak istiyorum. Kız. Allah ben nedense yani arkadaşlar şu anda yeniden kısmet soluna başlayınca ben Daniela'ya çok üzüldüm ya şu anda. Kız çocuğum olsun istiyorum. Acaba Daniela şu anda nasıl? İnşallah mutludur şu anda ya. Çok güzel. Ama güzel anne ama olurum ben. Ya Daniela hep böyle bir kaybedenler kulübü ya. Programda da mesela arkadaşlar aşık olduğu adamı alamıyor. Aşık olduğu adam dışında biriyle kurgu bir ilişki yaşamak zorunda kalıyor. 300 bölüm boyunca sürekli başkalarını kıskanmak zorunda kalıyor. Ben Daniela'ya çok üzüldüm ya. İnşallah şimdi vallahi bile şimdi mutludur yani şu anda. Ama ikisi de gider o çocuk ya. Tabii tabii bir sözüm boyunca acı çekiyordu ya Yeliz Polat. Gidiyor geliyor ya sizde hiç merak yok sizde. Gidiyorum geliyorum ben. Gidiyor geliyor oynayarak geliyor sizde hiç tepki yok. Anneye çekiyorsunuz. Kendimizi mi eritelim? Anneyim onamın. Allah bir an önce şu ay içerisi gitsin kırmızı odaya hadi. Burada ne yapalım? Ölelim bir şey. Lise yaptı demek. Daniela ne oldu? Ben merak etmiyorum. Sen öğreniyor musun bizim yerimize?
Bir söylemiyor. Nazar yani güzel şeyler oluyor. Kutla mı yapıştırıyorsun? Ne yapıyor kızım? Erkeklerin evine gidip kutla getiriyor mu? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Ne yapıyor kızım lan? Ne yapıyor lan? Ha, ne yapıyor kızım? Öldü mü lan? Ne yapıyor kızım? Bu nasıl bir konuşma tarzı? Allah'ım deli olacağım ya. Oğlum sen... Hiç kaldıramadığım şeyler ya. Nasıl terlemişsin? Neler yaptılar sana? Bir neler şey... yaptılar sana Erdem? Söyleyeyim mi? Çok sıcak. Ya Melih çok sıcak da yani Melih sen de burada serinliyor musun be yavrum ya? Hayır lavabonun deliği senin bir tarafına vallahi billahi Melih Togay'ın ya. Sen kafan mı güzel sürekli elin burada vallahi billahi. Akşama kadar lavaboya el hareketi çekiyorsun be yavru kuşum benim ya. Çık artık şuradan ya. Ya hava çok... Bu hayatta birazcık da Emre gibi oluyor ya baksana tipe. Ha? Kurt adam gibi oturuyor orada. Kurt adam gibi oturuyor orada vallahi billahi. Emre sen de git kendine bir sigortalı iş bul, bir şey yap anasını satayım vallahi billahi ya. Ha? Sıcak. Abi bu benim sana hediyem olsun. Sıcağı boş ver. Bence terletmişler seni. Emin miyiz? Hı hı. Ben değilim. Tamam Melih çok zayıf ve küçük kaldığı için düşün. Ya ayıp ediyorsunuz. Yemin ederim ayıp ediyorsunuz ya. Kur'an nimet çapsın. Melih zayıf ve küçük olduğu dedikleri için Melih görgündür abla. Gidenler dönmüyor geri. Ah yollarıma çıkma. Çıkarsan hiç acımam. Gözlerime bakma. Bakarsan dayanamam, bilirsin sen beni, ne çok sevdim seni, ah seni bekleyelim. Belki 14 bahar geçti yollarıma, çıkma, çıkarsan hiç acımam. Harbiden sinir oldum yani, gerginlik seviyem şuralarda bir yerde. Dal yere. Ya hakikaten iyi değilim şey, devam edelim abla. Yaşı geç, bak yaş takıntısını geç. Belki yaş o... abla, yaş sadece bırak. Go. Yaşı olgun. Geç, mantığın belki büyüyecek. Tabii abla yaşı geç ya. Heh. 30 yaşında bir adam olup da yani çok çocuk gibi olmak olabilir de var. Tek soruşum bu abi, ne yapayım şimdi ya? Bak. Olur olur, Meri Tugay olur ya. Evin içinde, kısıtlı imkanlar içinde değerlendir. Hayır, yaş konusuna geçeceğim. Ama senin ne istediğin belli, bir sarışın istiyorsun. Bir arkadan mesela Erdem'in vücudunu falan beğeniyorsun. İle birlikte gidiyor, evet. Çatladı. Emre! Emre! Emre mi? Emre mi? Hadi hayırlı işler hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi ilk kırmızı oda tanesi geliyor chat. Yemin ederim geliyor. Vallahi geliyor abla biliyorsun. Evet. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Otur hemen lütfen. Odayı beğendin mi? Oda harika yani. Peki niye bu kırmızı odadasın biliyor musun? Niye abla biliyorsun vallahi billahi? Ha? Garsoniyer gibi oda. Bilmiyorum. O zaman sana bir sürprizim var. Emre ne oldu lan Emre? Sen farklı bir beklenti içine girdin galiba. Ha? Yemin et. Daha yakından tanımak istediğin gelin adayıyla tam 5 dakika bu odada sana baş başa süre vereceğiz. Evet ama yani röportaj gibi bir şey yapacaksınız Emre, yanlış anlama. Oo. Oo derken oğlum sakin, yemin et. Böyle bir isim var mı kafanda hazırda? Ne istiyor? Biraz yakından tanımak istiyorum aslında. Neden abla geliyor vallahi gözdesine. Nasıl bir düşünüyor sadece işte hani orada aslında... Oradaki düşünceleriyle burada benim yanımda nasıl konuşacak onu merak ediyorum. Başka olmak çok önemli. Ona ben de katılıyorum vallahi geliyor. Yemin ederim arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu arada. Ayçeri Çen'in kombinleri var ya birazcık da politiktir ha. Ayçeri Çen'in kombinleri birazcık da siyasaldır yani. Önemli. Aynı evin içinde de o kadar kişinin önünde belki bu kadar yakından tanıma fırsatı bulamayacaktın. Yani. Şimdi oda sizin, evet. 5 dakikanız var. Aslında önemli bir süre. Yo niye Dilan'la aslında 5 dakika uzun. Yani 5 dakikada yani 5 dakikaya her şeyi sığdırabilirsin ya. Birçok yani, şey açığa çıkıyor. Bu Emir Karasu galiba arkadaşlar şey yapmış, büyü yaptı galiba biz. Aynen. İkinize ait bir süre. O zaman hemen Ayça'yı çağıralım efendim. Ve seni onunla baş başa bırakalım. Kolay gelsin, bol şans. Evet. Ay geliyor vallahi billahi. Geliyor Deniz Anası. Los fucking Angel after a loss. Arkadaşlar bu arada Melih yazıp, Melih yazıp şu anda 51 çift sıfıra yollayan arkadaşlar bizden bir paket lahmacun. Vallahi geliyor ananı avradını, çok geçmişe gittim şu anda. Ben böyleyim Seda da bak. Duygu, ben böyleyim bak. Aranızda babası olmayan var mı Duygu? Güzel. Güzel mi? Yani. İlginç. Ayağa kalksaydım bari kibarlık yılım, ellerimi terlederim. Kalkacağım. Kalkacağım mı? Neye kalkacağım daha? Kalkan kalktı zaten Emre vallahi billahi.
Ay şu an heyecan ya. Ay şu an heyecan. Yaptım bir saniye. Sakin ol tamam. Ağlarım bak. Ağlar mısın? Ne alakası var chat? Anasını satayım vallahi billahi. Her akşam saat 20.00'da chat'in gümbür gümbür chat'in mi? Chat'in gümbür gümbür aktığını görünce ben chat'in. Yok raptor amına. Tamam. Ne yapıyorsun? Vallahi bir ağlarım bak. Ağlarım be AQ. Ağlarım be AQ. Aranızda babası olmayan var mı be AQ? İyi. Süreyi başlatalım o zaman. Hiç başlatma ya, o süre kalsaydı. Gerçekten babam. Deter sevilecek. Mecburmuş yani. Chat sakın en büyük hata. En büyük hata. İlk buluşmada duygularınızı yüksek oranda belli etme. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Ay çok iyi insan. Rule number one. Arkadaşlar. First rule of Fight Club is. Duygularını ilk buluşmada belli etme. Bunu İngilizceye çeviremedim şu anda. Ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Böyle bir fırsat vermişler bize. Ama tabii eksik de tutma anasını satayım. Ondan sonra ikinci buluşma iptal. Yani o kadar da arkadaşlar yani belli etme derken o kadar da böyle geri de çekilmeyeceksin. Ondan sonra ikinci buluşma olmaz. Evet. Ne abartı ne şey. Ay çok iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Böyle bir fırsat vermişler bize de. Tabii tabii. Mesela Emre'nin götü şu anda Fizan'da. Hürrem Sultan kesinlikle. Evet. Çok güzel olmuş. Sen de birkaç defadır gelip gittiğinde böyle bir net konuşuyorsun ya. Merak ettim dedim bir yüz yüze konuşalım. Sen mi istedin? Evet, bize böyle bir fırsat veriyorlar. Evet abla. İlk gelişin değil mi buraya? Ha iyi. Geçmiş olsun, içeriye odaklanabilir misin? Allah'ım ben ne olacağım vallahi billahi ya. Çok iyi abla biliyorsun ya. Meryem'cim geçmiş olsun canım benim. İyi o zaman. Gördünüz mü abla yazıyı? Ha? Ya moderatörlerimizin yazdığını gördünüz mü chat? İlk gelişin değil mi buraya? Ha iyi. Evet abla. İyi o zaman. Konuş bak zaman geçiyor. Konuş abla. Abla akıyor abla, zaman geçiyor abla. Seda abla. Dün ne yaptınız siz bizim abla? Dün ne yaptık mı? Aynen. Mükemmel bir gerçekten yani first date'de sorulması gereken soru ya. Ha dün... Bir şey yapmadık, eğlendik orada. Evet. Kimle eğlendiniz? Ya herkesle, ben biraz Ercan'la samimi oldum o kadar. Ya herkesle ama ben biraz Ercan'la flörtleştim yani. Biz Ercan'la evlendik birazcık sadece. Ya herhalde alınmadın değil mi? Ercan'la samimi mi? Ya biraz ama öyle çok değil. Anladım. Ne hissettin peki? Sana çok kızmıştım yani. Ulan neye kızdın? Daha dur dakika, bir gol bir arasızdı. Daha birinci günden neye kızdın da adama trip atıp gidip başkasıyla kıskandırdın herifi? Deli olacağım ya. Evet. Arkadaşlar. Kural 2. Sakın hoşlandığınız kişiyi başkasıyla kıskandırma kaşmerliğine kalkışmayın. Çıkarken gittim Mehtap'la bahçelerde gezdin ya. Sakın. Ben Mehtap'la gezmedim. Sonuçta Mehtap seni davet etti ve sen kalktın gittin yani. Hiçbir kız ve hiçbir erkek bu devirde bunu artık yemez. Sakın. Bakma da bu böyle. Bir dakika sen bir sakin ol da sonuçta şöyle... Ece'nin yazdığını görüp biraz samimi olduk, ben verdim. Allah kahretmesin. Vallahi biraz samimi olduk, Malmonte'ye verdim. Böyle bir durum vardı orada. Serhan bahçeyi gezelim mi dedi. Ben de tamam olur dedim. Mehtap da hadi ben size bahçeyi gezdireyim dedi. Bu arada o 2015'te modaydı yazmış, doğru. 2015'te iş yapabilirdi. Doğru söylüyor. Sen tam anlamıyla dinlemedin bence orayı. Yani orada bir şeyi kaçırmışsın. Olur, ben senin kalktım. Sonra gördüm. Serhan kalktı, ben kalktım. Mehtap bu devirde yemez diyelim ona. Mehtap arkamızdan geldi. Chat kim bilir mesela 2034 yılında, 2024 yılında olan ne kadar salakmışız falan dediğimiz acaba neler mesela öğreneceğiz? Anladın mı? Yani zaman geçtikçe neler değişiyor chat vallahi billahi ya. Biz direkt Mehtap'la gitmedik oraya. Neyse doğru. Ki zaten biz gittik. Ayşe yastık almış kucağına, abla al yani detay verme. Bizimize de Mehtap yanımızda durmadı yani, biz kendimiz çıktık dolaştık tamam, dışarıda. Tamam ben çıktım gittim orada kızdım sana, belki yanlış anladım ama kızdım. Ya sırf gittim bu yüzden Ercan'la mı konuştun yani? Allah'ım yüksek dozda kezbanlıktan vallahi bayılacağım ya. Kardeşim ne alakası var? Sen Ercan'la konuşmak istediğin için konuştun. Sen Emre'ye, sen yani anasını satın Emre'yle aranızda bir şey mi var sanki ya? Ben orada herkesle konuştum Emre. Bu daha da beter. Bu daha kötü. Sadece Ercan'la birazcık daha böyle samimi konuştuk. O da gayet iyi konuşuyordu, bilmiyorum. Öyle. Ya iyi konuşuyordu. O şekilde yani her şey. Yalnız arkadaşlar ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer Emre ile Ayça'nın arasında bir şeyler olsaydı ve Emre ile Ayça'nın arkadaşlar bir çocuğu olsaydı şöyle bir şey olurdu. Çıkarsan hiç acımam, gözlerime bakma. Bakarsan dayanamam, bilirsin sen beni.
ne çok sevdim seni. Ah seni bekleyeyim. Belki 14 bahar geçti. Evet abla. Yani çok böyle aşık olmadım yani. Ercan diye sayıklamıyorum farkındaysan. Evet. Ama 3 gün Emre diye sayıklamıştım, hatırlıyor musun bilmiyorum. Ayşe'cim hoş geldin canım benim. 3 gün Emre diye mi sayıklamıştın? Ulan zaten bugün 3. gün. Ne ara sayıkladın 3 gün Emre diye? Tamam ama. He, o zaman sıkıntı yok. Bilmiyorum da. Zaten yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum şu an. Ercan aklımdaki bir isim değil. Yanlış bir hareketti o. Bence doğru değildi o yaptığın. Bunu biliyorum. Bunu senin öğreneceğini de tahmin etmedim yani. Öğlen duyulmaz mı? Küçük ya, bugün kahvaltıda öğrendik yani. Kahvaltıdan sonra biraz konuştuk. Evet. Kim konuştu? Kim bahsetti? Kim abla? Senden benden bahsetmek lazım. Chat bu arada, eğer müsaadeniz olursa 10-15 dakikaya Romans Club'a geçeriz. Genel olarak ne yaptınız, ne ettiniz diye. Siz orada ne yaptınız diye bize sordular. Biz sorduk. Siz burada ne yaptınız falan diye. Ondan sonra tango falan yapmışsınız. Tango mu? Mutfakta tango yapmadık. Baby tango. Tango. Hadi tango kursuna gidiyordum ben. Öğrettim ben. İki adım ileri, iki adım geri yani, bu kadar. Ben Ayça Eriçek'i mesela tango kursunda da izlemek isterdim ya. Düşünseniz arkadaşlar o görüntüleri yani. Çok böyle ikonik görüntüler çıkabilir orada. Ercan benim üzerimi falan çekiştirdi. Bunlara söyledin mi? Ne istiyor? Allah'ım küsücem ya. Bir de anlatıyorsun ya. Sen ne yap biliyor musun Cenk? Sen yanlış at oyna. Sen böyle açık giyinemezsin falan. Yok, bizim aramızda konuştuklarımız bizim aramızda kalır falan dedi böyle yani. Hani... Yok öyle bir şey yok. Üstün falan çekildi. Sen işte açık giyinemezsin falan filan yaptı bana. Ya Ayça var ya, yani anasını satayım. Gerçekten çok enteresan saç modelinde. 7 köyü birbirine katarsın ya. Allah Allah. Tabii canım. Sen bunu Emre'ye niye şikayet ediyorsun şu anda, onu anlamadım ya, deli olacağım ya. Demiş ki Ayça'nın göbeği var demiş. Ben evet benim göbeğim varmış. Evet, açık giyinme diye söyledim ben bunları dedi. Yani çok üstüne sen verdin mi ki peki bu, bunun üstüne vazife mi ki yani bu adam bunları sana söyleyebilir? İşte kendi söyledi, ben öyle bir şey vermedim. Nasıl vermedin ya? Sen vermesen o nasıl söyleyecek bunları? Emre diyordum ya. Abi bilmiyorum da yani hani bence sen eğer fikrinde sabitsen şu saat... Buna da bir klima milima, bir ventilatör mantilatör bir şey açayım, ağlarım bak ya, ağlarım bak. Ben sonra çok fazla insanlarla muhatap olma yani. Allah Allah, sen şu anda ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim ya. Anladım. Evet. Chat bir şey söyleyeceğim bu arada, ben de size de bunu söylüyorum. Yani bu saatten sonra başka öyle arkadaşlar sağda solda kimseyle muhatap olmayın yani. Bence de olmamalıyım zaten. Olmamalısınız zaten. Sağda solda başka yayıncıların arkadaşlar chatinde metinde isminizi görürüm. Arkadaşlar yani en delirdiğim noktalardan biridir, söyleyeyim. Böyle senden yana olduğu için. Yani ben sana hatta şunu da söyleyebilirim. Şimdi ben seni çağırdım buraya. Evet abla. Bley ama. Onların da hakkı var. Anladın mı? Böyle bir şey seni çağırtmaya. Yani burada seninle yalnız kalmayı herkes isteyebilir. Kesinlikle abla. Yani burası böyle bir platform çünkü. Yani burada gerekirse mesela gruba bile gidebilirsiniz. Yani ondan yana sıkıntı yok. Şöyle bir durum var sadece. Gelenleri sen sılayla. Anladın mı? Okey. Yani gelenlerin hepsine bir vupur bir şey. Yani sen yol ver. Ama senin oradaki tavrın her şeyi belirleyecektir yani. Kesinlikle katılıyorum. Sen ne yap biliyor musun? Yanlış ata oyna. Hani bu emin ol, bu da bilinir yani, bu da duyulur. Burada konuşulanlar bir şekilde gelir. Gözde o. Yani hani bundan yana şüphen olmasın. O yüzden ben sana söyleyeyim kesin net yani. Allah Allah, sen niye peki bu kadar emirvaki yapıyorsun? Emirvaki yapmıyorum yani, eğer bir şeyde sabitsen... Ben senin öbürde neler yaşadığını bilmiyorum. Delen şey, bizim diğer kızların biriyle mutfakta... Darina ile yemekler yapılmış, pilav... Kimle? Darina mı? Yani ikili mutfakta... Darina ile yemekler yapılmış, pilav yenmiş, iki tabak pilavını yemişsin. Darina ile anasını satayım, yok Somer Şef anasını satayım ya. Pilav güzeldi, yedim yani pilavı. Evet. Pilav güzeldi, yedik anasını satayım. Vallahi billahi başkasının pilavını yedik diye de olay çıkarma. Emre'nin tipe bak vallahi billahi. Yemek diye. Gitmişsin, havuç doğramışsın. Havuç mu? Mutfakta onunla konuşmuşsun, onunla ilgilenmişsin. Allah, havuç doğramak da bu arada Malbonte göstergesidir yani, onu da söyleyeyim ha. Allah Allah. Tabii canım, ben metabolizmine fazla yüklenmişim bugün. Öyle söylendim. İlgilenmişim ben. Evet, konuşmuşsunuz. Evet. Evet, bu arada yarın akşam 20.00'da bugün ne yaptıysak aynısı. Muhteşem Müzul, kısmetse olur Romance Club. Ne konuşmuşuz? Bilmiyorum, onlar söylenmedi. Bundan mutfakta bayağı zaman geçirdiğini söylendi. Allah Allah. Ya baktım içeride herkes Daniel'e böyle kaos var. Daniel'e seni mutfağa bile sokabilmiş yani. Sokabilmiş mi? Hayır, Daniel'e beni mutfağa sokmadı. Sokmuş. Ben kendi isteğimle gittim orada. Havuç kestim vesaire vesaire. Masanın benim aklımda hiç kimse yok demişsin. Yani. Şu anda galiba Emre için arkadaşlar Daniel'in isteğiyle mutfağa girmiş olmak ben... bir homoseksüellik göstergesi galiba.
Ya şimdi insanların ne söyledikleri seni çok fazla şey yapmasın. Çok fazla şey yapmasın çünkü Duygu Hanım muhtemelen yakında lezbiyen homoseksüel kim varsa açıklayacak. Bilmiyorum. Yani insan... Yok Tamer senin kadar tatlısın. Estağfurullah canım benim vallahi bile çok teşekkür ederim. İnsanların ne söylediklerini çok fazla takma. Ama orası öyle bu arada. O ayrı mevzu. Takmıyorum zaten. Evet abla devam edelim. Anladın mı? Ben sana... Siyasal havuç. Var oğlum. Biz oradan gittikten sonra zaten çok acayip bir... Emre şey yap ama ya bacakları biraz daha böyle. Biraz daha böyle aç ki o iyice böyle yani şey yapalım abla. Ortam gergindi inanılmaz şekilde. Biz önce onları yatıştırmaya bahçeye çalıştık. Bahçeye çıkmışsınız siz gitmişsiniz. Emre bacakları açtıkça bizim için ekran bulanıklaşıyor. Biz çıktık gittik ya bahçeye. Sonra peşinizden gelmişler. Aynen önce öyle. Şey Mehtap gelmiş. Evet. Mehtap geldi çünkü... Bir şey söyleyeceğim bu kırmızı oda 5 dakika değil miydi? 15 dakika oldu arasını satayım usta. Mehtap hani içeride en gergin... 15 dakika oldu chat. Sen Mehtap'tı. Abi mal varlığın görünüyor demiş. Vallahi doğru söylüyor. Bir baktık biz otururken Mehtap geldi. Oğlum en rahat oydu ya. Çok sevinmişti sizin eve geleceğinizi duyunca. Kalkıp oynamıştı ya ben kavga ettim de. Oynadı mı? Hı. Artık gitme vakti geldi. Chat yayın sonlarında ben... Ha? Yayın sonlarında ben. Kavga ettim de. Oynadı mı? Hı. Muhabbetin birden bitip anasını satayım ha. Artık gitme vakti geldi. Birinci saatin sonunda Emre. Hadi. Artık gitme vakti geldi chat. Ağlarım bak. Ağlarım bak. Terlemişsin. Terlemişsin chat. Ne yapalım o da dar abla. Rutubet. Terlemişsin. Evet abla devam edelim. Geç abla. Ağlamışsın. Geç. Demet çatlıyor burada. Ben çatlıyorum ama yani ve güldükçe daha çok heyecanlanıyorum. Ya bir de insanı tetikliyorsun vallahi billahi ya. O sırada Ayçeriçe ya. İnsanları daha çok tetiklesin diye o sırada Ayçeriçe vallahi deli olacağım ya. O sırada Ayçeriçe. Yollarıma çıkma. Çıkarsan hiç acımam, gözlerime bakma. Bakarsan dayanamam, bilirsin sen beni. Ne çok sevdim seni, ah seni bekleyeyim. Belki 14 bahar geçti. İyice tetikliyor insanları anasını satayım, devam et abla ya. Çünkü farklı ve şey bir şey demek ki. Ama Lord Vader benim öyle bir şeyim var, yeteneğim var. Herkesi aynı anda bir... Herkesi birden böyle o suratı yani enjekte edebiliyorum diyebilirim. Evet, güzel bir şey sanırım. Bize mi yani içi var? İçine sığmıyor. Yani suratımı birden istersem arkadaşlar Mehtap'a benzetirim. İstersem Duygu Hanım'a, istersem Ceyda'ya, istersem Malbonte'ye. Yani bakarken. Hani evet, öyle bir şey. İçi parlıyor kızın ya. Hayır şöyle. Kızım. Hani suratımı benzetemeyeceğim tek bir isim var arkadaşlar. O kendini biliyor. Emre'yle mi buluşurlar yoksa bu nasıl gitti? Danyar mı? Bu nasıl geldi? Belki öyle bir şey var. Belki de karşılıklı Emre'yle buluşurdular. Belki de abla, belki de. Zaten detay verme. Başta kendi kalmıştı. Ercan! Allah kahretmesin. Murat da çok heyecanlı ha. Murat'ın da kırmızı odaya gidesi var galiba. Bu konuyu çok sonra tartışırız diyecektim. Sonra tartışırız diyecektim hep beraber. Melek Tenzio'da olur musun abi? Melek Tenzio değil de usta. Seraf Crowley'de çok varım. Cennet analarım ayaklarım altıdır diye gittik herifin ayağının altına öptük ya. Anamız zannettim herifi ya. Yes, door. Artık gitme vakti geldi. Ders çalışmak. Mezuşum görürsünüz gülüm benim. Derlemişsin. Ercan keşke yani döşünü götürmeseydin ya. Arkadaşlar Ercan'ın... Bir şey söyleyeceğim ya. Arkadaşlar. Ercan'ın şu kısmı, şu kısmını beğenmedim. Ercan'ın şu kısmı arkadaşlar. CZN Burak'ın isim yazılı pidelerine benzemiyor mu arkadaşlar? He? Şu kısmı. Şurası arkadaşlar birazcık böyle bir CZN Burak pidesi vibe'ı vermiyor mu size de? Birazcık ya anasını satayım ya. Çok rahatsız edici ya. Vallahi kaldıramam hocam. Çok rahatsız edici. Ya
Ercan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Merhaba. Çok gelin teşekkürler. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. İyi yani Allah kah, eğilirken bir de memesi gözüktü ya. Eğilirken memeleri gözüktü ya. Siz maşallah çok sıkıntı. Maşallah mı? Allah belanı vermesin ya. Dur zaten vallahi bile Seda Hanım'ı yükseldim yükseleceğim. Çok iyi gördüm bugün dekolte yapmışsın. Birazcık öyle oldu havalar sıcaklayınca. Havalar sıcaklayınca hemen niye dekolte yapıyoruz abla? Ben de yapmıştım, kapattım. Sıcak. Hangisini burada 5 dakika boyunca yakından baş başa tanımak istiyorsun? Kimi söyleyecek şey sizce? Var mı aklında bunun bir sosyopatın bir isim? Düşme fırsatım var mı? Hiç mi düşünmedin kaç gündür? Düşündüm de şöyle bir şey. Kaç gündür de nereden bilelim abla arasını satayım. Yani nereden bilelim? Ben şimdi yatarken birden kırmızı odaya gireceğimi bilerek düşünmem böyle bir şey. Herhalde düşünmedik. Ne demek hiç mi düşünmedin? Tabii ki düşünmedik. Aslında ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ercan'ın dekoltesi, Tankut'un paçaları ve Ayşe kapatılı. Hepsi abla. Ben hoşlandığım bir kızdan değil de... He. Hoşlandığım bir erkekten galiba ve Serhan'ı davet ediyorum buraya diyormuş. Ve o saatten sonra şöyle bir şey yaşanıyormuş chat. Gülümsemen için bir takım tatlı sürprizler. Abla galiba öyle bir şey yaşanacak. Kim? Ona yakın olduğunu düşündüğüm başka bir arkadaşını davet etmek istiyorum. He, tam şerefsiz sapık erkek davranışı. İlginç, neden? Yani... Bütün okul gümbür gümbür futbol oynayıp götü tellerken böyle düşün. O kızlara yavuşak... Sürpriz. Aleyna'cım canım benim ikinci el bisküvi olsun taktım benim. O kızlara yavuşaklık olsun diye voleybol oynayan erkek var ya sen olsun işte. Ya... Aleyna'm çok teşekkür ederim canım benim Allah razı olsun. Aklımda var bir şey şu an düşündüm. Ben zaten... Kendi ağzından öğreneceğime. Çünkü şöyle bir şey var bazı insanlar... Bu arada şey, şunu da söylemek istiyorum. Ercan'ın dekoltesi arkadaşlar politiktir ha. Ercan'ın dekoltesi politiktir. Kendilerini olduğu gibi göstermeyebilir bana göre. Evet. Yani belki de benim gözüme hoş gelebilmek için kendini bana farklı tanıtacaktır. Fark mı? Enteresan. Evet. Yani sen beğendiğin kızı, beğendiğin gelin adayını değil de ona yakın olduğunu düşündüğün kızı çağıracaksın. Bak abi öyle mi yapacak ya? O abla gerizekalı mıyız biz? Sen niye Türkçeyi Türkçeye çeviriyorsun? Onun ağzından bir şeyler. Onun ağzını, evet ağzını. Onu başkasından deneyeceksin öyle yani. Olmaz. Böyle yapmak istiyorum şu an. Enteresan, ben de merak ediyorum nasıl olacak. İlginç. Olacak. Peki kim bu? Demet olduğunu düşünüyorum bu Demet'i insanın. Çağır. Demet olduğunu düşünüyorsun. Nasıl bu bir tahmin yürütemezsin bununla ilgili? Çünkü sen mi karar veriyorsun? Lütfen. İnsan kendi verdiği kararla ilgili nasıl bir tahminle bulunabilir ya? Şu anda yayında olduğumu düşünüyorum. Bu böyle bir sistem yok yani. Hoş geldin Bit Pazarı. Nasılsın? Aa, streamimizi başlatalım mı? Başlat bakalım. Gel. Başlat bakalım abla. Başlat. Ne haber Safinaz? Bak istemiyorum ama. Hadi bak. Kural gereği başlatıyoruz. Neler yapıyorsun? Önce kendinden bahset biraz. Sonra birkaç sorum olacak sana zahmet. Cevapla. Neler? Birkaç sorum olacak sana zahmet. Allah'ım ne olur sabır ver ya. Allah'ım ne olur sabır ver ya. Başlatıyoruz. Neler yapıyorsun? Şimdi birazdan yayın yapacağım biliyorsun sana zahmet. Sadece kendinden bahset. Yarın akşam yayın yapacağım sana zahmet. Biraz sonra birkaç sorum olacak sana zahmet. Allah'ım ne olur yardım et. Çok iyi bir program ya. Vallahi billahi ya. Cevap neler yapıyorum? Evde hayatınız nasıl gidiyor onu çok merak ediyorum. Anlaşabiliyoruz her şey yolu. Yanlış anlaşmazlıklar oluyor. Bir problem yok. Yanlış anlaşmazlıklar. Yanlış anlaşmazlıklar. Aramız. Negro. Olacak tabii. Çok normal herkesle mevcut. Çünkü birbirimizi yeni tanımaya çalışıyoruz. Herkesin belki 25-30 yılda öğrendiği şeylerimiz burada. 2 günde onlardan beklemeyiz bize öğretmesini. Evet. Ben seni buraya neden çağırdım? Öncelikle onu söyleyeyim. Buyur abla. Ben seni gerçekten bir dost olarak kazanmak istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Bunun sebebi de şu. Ya hani buraya dost kazanmaya gelmemiştik? Bir de ağzını şapırtatma gözünü seveyim ya. Ya bu niye yapıyorsun ya? Ben seni bir dost olarak kazanmaya çalışıyorum chat. Bunun sebebi de şu. Ne yapıyorsun bir de ya? Yapma şunu ya. Şıpır şıpır. İstiyorum. Duygucuğum saat 12.30 1'e kadar işte yani Romance Club oynayacağız birazdan. 12.30 1'e kadar buradayız. Evet. Teşekkür ederim. Bunun sebebi de şu. Ver bakayım. Pıçık pıçık diye ses geldi ya. Pıçık pıçık etti ya. Pıçık pıçık etti ya. Ben seni çok dobro bir insan olarak gördüm, tanıdım. Evet. Dobro večer abla. Dobro večer. Senden... Hadi bir kişiye abonelik verdi. Kime verdi abla? Hatice'm çok teşekkür ederim. Ece the Cat hayırlı olsun günüm benim. Devam. Çok iyi bir... Chat,
Tweetlikleri yayın sonuna saklıyorum. Arkadaş olabileceğini düşünüyorum ben. Benim çok teşekkür ederim. Kokulu buçuk. Teşekkür ederim. Ben buraya aslında aklımda tabii ki bir insan var. Onu buraya davet etmek istemedim. Sebebi de şuydu. Çünkü insanlar karşısındaki insana kendisi... Simay demiş ki bana abone yok mu? Yok. Arkadaşlar abonelik istemek yasak bizde. Şimdi olduğundan farklı da tanıtabiliyor maalesef. Sen bana söyle. Ya isim olarak söyleme. Ağlarım bak usta. Ağlarım bak chat. İstemiyorum aslında. Tamam. Çünkü henüz duygularımdan emin değilim. Evet. Yanılıyor da olabilirim. Çok çok erken daha bunun için ama. Çok erken. Bu arada Ercan 5 dakikamız doldu. Aa diyen köpek balığının dediği gibi. Hadi 5 dakikamız doldu. Soracaktın yapacak bir şey yok. Boşalt burayı. Birazdan Murat Bey gelecek. Hani fiziksel görünüş olarak belki de şu an 2 gündür tanıdığım kadarıyla. Evet. Aklımda böyle bir ışık yandı bir isime karşı. Oğlum zaten yani 5 dakikalık kırmızı odanın 2,5 dakikasında sırf al şapırdattın ya. Senden ricam şu. Bana evdeki arkadaşlarından biraz bahseder misin? Kim, neler, nasıldır? Yani anladığın kadarıyla, tanıdığın kadarıyla bu hepsi doğru olacak anlamında değil. Belki yanılıyorsundur. Evet, Ercan çok zeki. Onları da zar altında bırakmak değil, anladın mı konumuz? Hani belki yanılıyorsundur ama sen ben senin elde ettiğin izlenimleri güvendiğim için seni çağırdım. Abla bir şey söyleyeyim mi? Şu kırmızı odaya keşke birazcık havadar yapsaydınız. Millet yandı burada ya. Eyvallah, evet, teşekkür çünkü ederim. O enerjiyi yakaladım sende gerçekten. Abi tercandan felaket rahatsız edici takındı değil mi? Ben de bir... Birazcık da yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani Demet belki de onlar rahatsız oldu. Benim gibisin. Şimdi söyle. Hani hepimiz tabii değil. Ercan çeneni şimdi yani kurban olacağım. Bir sus ki anlasın. Sordun artık. Yani şunu soracağım ben. Hani kim ne yapar? Şimdi şöyle oradaki... Ya kim ne yapıyor yani oradaki karakterle? Şimdi şöyle mesela... Hani kim? Nasıl yani mesela Ayça'nın? Oğlum bir sus da anlatacak. Birbirimize biraz tabii farklıyız. Çok olmamakla birlikte. Evet. Ondan sonra... Ayça aslında en azından... Ayça dövmeli olandı. Dövmeli. Hiç bilmiyormuş gibi davranması peki. He? Bilmiyormuş gibi davranması peki. Ulan tam çakal. Tam çakal. Olan, okay. Aslında ne istediğini bilen ama biraz daha nasıl diyeyim? Tez canlı, hemen evet. Karar verebilen, düşünmeden konuşan. Mehtap öyle mesela. Evet, hiperaktif. Direkt hani içinden geçeni pat diye söylüyorlar. Gerçi ben de biraz daha öyleyim ama ben onlardan birazcık daha antrenmanlı öyleyim. Siz daha tecrübelisiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani yaş farkı var. Çok iyi anladım. Tecrübeden hani, bahsediyorum burada. He? Belki ama tabii o yaşa da bakmaz tecrübe. Ya şöyle evet. Bir şey var. Sizin biraz daha kişilik özelliğiniz belki de bu. Hani onlar biraz daha farklı bunu dile getiriyor. Siz biraz daha farklı dile getiriyorsunuz. Yani onlar aslında dediğim gibi bu konuda biraz şeyleri var. Tez canlılıktan kaybediyorlar. Eğer abi ilk defa donet ödüyorum. 10 saattir uğraşıp. Ya ilk donet birazcık zorluyor gülüm benim. Irmakçım iyi ki varsın güzelim. Kaybediyorlarsa bir şeyleri. Ya kiminin de hoşuna gidebilir ayrı bir şey. Kiminin de hoşuna gider. Aynen bravo. Dostça sohbet ediyoruz. Dostça sohbet ediyoruz. Hatta soyunalım mı bir? He? Demet Hanım. Bir soyunalım böyle konuşalım. Yani dostça konuşuyoruz ya burada. Cıbıl cıbla. Ben mesela onu severim yani anlatabiliyor muyum? İnsanların pat pat konuşması benim için daha şeydir. Pat pat ben de daha çok küt küt severim chat. Daha çok küt küt deyim dedim ben mesela. Doğrucu olur. Arkadaşlar bu arada bir 5 dakika yani şu kırmızı oda bittikten sonra şeye geçelim Malbonte'ye diyorum ben. Eğer sizin de müsaadeniz olursa. Çünkü yarın da kısmet olur var zaten. En azından hassas olmayan konularda. Tabii canım ayrı bir şey. Tabii de gelecek. Kahirade su. Kısmet olur YouTube'a gelecek muhtemelen. Şu bizim izlediğimiz diziler var ya Kızılcık Şerbeti'yle Bahar. Onlar sezon finali yaptıktan sonra yedek kanalı gelecek galiba. Yani büyük ihtimalle öyle olacak. Tisigarko 2. Oraya da abone değilseniz arkadaşlar. Ünlem yan kanal yazarak. Hani hassas olmayan konularda şey. Pat pat severim. Ondan sonra Duygu Hanım zaten malum. Duygu hangisiydi? Sarışın Hanım. En olgun olanımız mı? Evet. En olgun, en mature var ya. Hatta o geçen ay evlenmiş arkadaşlar. Dün de söyledim. Evet. Ha okey. Ondan sonra başka Ayşenur'u zaten kendisi kartlarını açık oynadı. Patronça. Patronça. O açık oynadı kartlarını. O baştan kaybetti zaten. Sonra Ceyda. Ceyda da bir kız. Nasıl? Ceyda bence bu evin yani en baba karakteri Ceyda ya. Anlatayım. Topuksu Efe. O da içindekiyle dışındakiyle bir kız. Evet. Ama Mehtap burada yanlış anlaşılıyor. Hangi konuda? Çünkü ne konu bakımında? Mehtap da mesela bugün bir konu hakkında çok hassas davranmaya çalıştı ama uslubu ve mimikleri yüzünden evet. Tam tersi anlaşıldı. Mesela dedi ki hiç babası olmayan var mı aramızda diye bir şey kullandı. Abla ama yani o çok sulayı bir soruydu ama ya. Fakat onu sert bir tavırla tabii. Söyleyince... Aranızda babası olan var mı? İşte dediler ki sen bu kadar hassas bir konu nasıl bir şey... En sonunda müdahale ettim ben konuyu. Aslında o kızcağızın uslu böyle. Aslında o olabildiğinden çok hassas olup babası olmayan var mı diye sordu ama ses tonu yüksek olduğu için... Orada yüksek olduğu için fazla şampuan kafada kaldı, kepek yaptı. Ondan sonra sıkıntı çıktı. Abla öyle bir şey olabilir mi arasında?
özünde iyi bir insan ama üslubu birazcık kötü. Orada aslında başka bir şey söylemek istedi. O sırada Mehtap'ın söyledi. Hepinizin götünü sik. Abla böyle bir şey olabilir mi sence? Çok kötü oldu. Veremedi. Ben de bunu anlamıyorum anasını. Özünde iyi. Özüne sıçayım vallahi. Özüne gözüne operasyon yapayım. Nerede özü? Anamızı avradımızı sövdü. Ondan sonra onu demek istemedi. Üslubu öyle. Oldu. Anladım. Halbuki çok hassas olmaya çalıştı. Mesela Mehtap bundan kaybediyor. Anladım. Evet. Sen ne yap biliyor musun? Yanlış at oyna abla. Vay Ercan'ım vay. Bakalım bu kırmızı oda daha... Bakalım bu kırmızı oda daha neleri gebe. Yarın akşam kaldığımız yerden biz buna devam edeceğiz abla. Daha uzun izlemek isterdik ama yarın akşam zaten gene yayındayız. Şimdi Malbonte'ye gidiyoruz. Bizde içerik bitmez abla. Biz yani şöyle söyleyeyim, hepimiz kaşmerik. Hepimiz biz yani yani ne diyelim, internetin en üvey evlatları olarak internetin kaşmerleriyiz. Biz daldan dala atlarız abla. Bizim yani canımız sıkılır after party yaparız. Canımız sıkılır tekrar kısmet su. Biz yani götümüzün keyfine göre abla. Ha? Götümüzün keyfine göre. Gidiyorum şimdi. Canım sıkıldı. Biraz da Malbonte oynayacağım chat. Biraz da şemsiye çikolata yiyeceğim anasını satayım. Vallahi billahi. Ver coşkuyu chat.